Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldin mi diyeyim. Daha doğrusu ben mi hoş Hep geldim beraber hoş diyeyim. geldik. Multiplayer'dayım arkadaşlar. Ben hep burada yaptığım zaman şu tepedeki ekrana bakıyorum. O objektife Ben de bakıyorum. alışamadım ya. Sen Hala bakıyorum de ona evet diye. bakıyorsun değil mi? Ne haber, nasılsın? İlk abi bildiğin gibi işte koşturmaca E3 öncesi son ya yani E3 ve bayram tatili öncesi son koşturmacalar. E3'e Yoğunuz. gidiş var mı? E3'e gidiş yok gözüküyor abi şu an. Yok. Yani biz gidemeyeceğiz en azından. Gerçi Enis belki belli olmaz. Onun son anda bir şey çıkarsa hala gidebilir ama haberim yok yani şu E3'te anda bu kadarıyla. sene biraz daha böyle hani Sony yok vesaire. Bethesda zaten yoktan var olma Yok mu peşine çıkacak. acaba? Ya şöyle bir şey var şimdi EA'de katılmıyoruz dedi ama EA Play'de uzun bir yayın yapacaklar. Konferans yapmayacaklar ama EA Play'de bir şey yapacaklar. Ben de hani State of Play'e başladı PlayStation, Sony'de Sony itibariyle PlayStation üzerinden şeyler paylaştı. Ben EA 3 öncesi ya ki zaten şey Death Stranding'le alakalı bir şeyler Evet. patlatmışlar bugünlerde. Evet. Bir şey daha böyle bir etkinlik falan patlatıp Ama o rızgardan Electronic Arts ne zaman yapacağını söyledi o işi. şey evet. Tarihini falan söyledi. Doğru. Sonradan hiç haber Haber yok. yok. Bence yani Sony yapmayacağım dedi. Yapmayacak muhtemelen. 2-3 Haziran gibi bir State of Play patlatır onlar. Yapmadık ama State of Ha Play falan yani yapacak yani evet, onlar. öyle bir şey olabilir. Biz bayramdayken öyle bir şey olabilir. Şimdi bugün biraz böyle sosyal medyanın, YouTube'un, Twitch'in oyun geliştirmeye nasıl bir etkisi var? Olumlu, olumsuz nasıl bir etkisi var? Onu konuşacağız ama önce şunu söyleyeyim. Orhun'u mutlaka tanıyorsunuzdur zaten ama Twitch'te de yayınlara başladı. Eyvallah. Neydi abi? Orhun Dun. Klasik. Orhun Duh'un Evet. kanalında baya baya cumartesi pazar toplamda 10-15 saate varan Boş buldum muydu bulduğumu yardırıyor. Çok yardırıyorum ya zevkli, çok da güzel. İzleyin derim. Yalnız orada benim şöyle bir endişem var senin için. Şimdi Orhun'u zaten kendi kanalında da YouTube'da da takip ediyorsanız Orhun biraz böyle hayatı çok sorgulamayı sever bir tabii. adamdır. Yani öyle hani bazısı vardır. Yani yaşar hayatı geçer. Orhun diyor. Orhun her şeyi böyle bir ıncına cıncına kadar sorgular. Bu beni Ciddi nereye alıyor tabii. götürüyor? Bu benim yararıma mı, kötülüğüme mi? Biraz da orada edindiği sonuçları zaman zaman da negatif enerjiye de dönüştürme konusunda da Çok bayağı bir başarılıyım o konuda. başarılıdır. Her zaman değil ama. Şimdi benim şöyle bir orada bir endişem var. 6 ay 1 sene sonra lan ben ne yaptım cumartesi pazarı işte Tabii. günde 10'ar saat verdim. Vay hayatımı oraya gömdüm ben diye çıkma ortaya. Ya 1,5 ay falan oldu. Şimdilik hani öyle bir şey olacağını zannetmiyorum ama şeyi de göremiyorum tabii. 3 ay sonra, 5 ay sonra, 6 ay sonra nasıl olur bu hafta sonu olayları onu bilemiyorum. Şu an bana angarya gelmiyor. Ben zaten aslında yayını açmasam da oturacağım oyun oynayacağım. Çünkü şanslıyım da bu aralar aslında bakarsanız hafta sonları ekstra bir olayım olmadığı için oturup oynama şansım da oluyor. Normal şartlarda böyle bir şansım olmadığı için hani hep şeydi bende. Ne derler onun adına böyle bir fırsat bulsam da oynasam falan diyordum ve şu an oyuna da açım bir yerde. Hani Fırsat yarattı kendine evet. diyorsun. Ve yani o fırsatı bulabildiğim zaman zaten şey yapacaktım. Ne derler onun adına hani oyun oynayacaktım. Sonra işte şans eseri yüksek uploadlu interneti falan çözünce dedim ki ulan bir de yayın açayım. Hani bir yandan da içerik üretmez. Çünkü öyle bir şey de var bir yandan. Şimdi içerik üretmediğin her an YouTube'da bulunduğun zaman şey oluyorsun. Kafanda hep böyle bir ya ulan iş Atamadım. var. Evet Eyvah. yapamadım. Olmadı. Heh, gibi bir durum oluyor. YouTube tarafının aslında bazen orada hani öyle bir angarya kısmında olduğunda tabii söylemek lazım. Şu an Twitch için yok. Yarın öbür gün ama tabii ki hani şey olursa yaz ulan hiç oyun oynayasım yok ama hafta sonu şimdi geldi oyun oynamam lazım falan gibi bir tribe girersen bir sene içerisinde ki zannetmiyorum çünkü 8 senedir girmedim. Hani sıkılsam bir hani ilk 3 sene sonra ilk 3 senenin sonunda şey yapardım ya oyun oynamaktan çok sıkıldım derdim. Uzaklaştığım dönemler oldu gerçi ama çok bir şey değil. Twitch zaten ona da müsaade ediyor. Oturup Şimdi o muhabbet da edebiliyorsun. çünkü şeye dönecek, bir işe dönecek, Tabii. göreve dönecek. Orada aynı sıkıntıları yaşama diyorsun O beni hakikaten düşündürüyor. yani. Hani çünkü o dengeyi tutturmak zaten hani herkesin bütün Twitch camiasının yaşadığı da bir mevzu. Ama şu an zaten hani bir yandan şey var. Tam iş gibi de bakmıyorum hakikaten. Çünkü oradan gelen para benim hayatımı idame ettirmeye yetmeyecek. Hani önümüzdeki 3 sene içerisinde yetmeyecek. Dolayısıyla ben zaten tam zamanlı işe sahip olan bir insanım. Kendi işleri olan da bir insanım. Hani parayı oradan kazanıyorum. Oturup buradan da kafayı dağıtıyorum diye baktığım sürece hani bir sene Güzel. içerisinde bir şey olmaz gibi Bu geliyor en arada azından. hakikaten güzel, gayet zevkli. Daha da çok tabii PC tarafında Tabii. yapıyor. Strateji. İzleyin derim. Teşekkür Şimdi ederim. sence nasıl bir etkisi var? Yani bu Twitch'in, özellikle Twitch'in. Evet. Şimdi mesela neydi bu şey çıktı ya, EA'in Battle Royale Ha oyunu. şey, Apex Legends. Apex ilk çıktığında mesela Electronic Arts 1 milyon doları gitmiş şeye Ninja'ya basmış. verdi. Ninja'ya basmış. Şimdi bu dengeleri nasıl alt üst ediyor? Tamam, bunun oyun çıktığı zaman bunun nasıl bir etkisi olduğunu zaten hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz. Artık çoğu insan yani hani inceleme yapan basın tarafı hep bu yüzden bir serzenişte ya. Evet. Ulan adam dakika bir de oynamaya başlıyor.
biz düzgün bir inceleme yapabilmek için çok vakit harcıyoruz. Bizim ürettiğimiz içeriğin şeyi geçiyor. Evet. Günü geçiyor. Editoryal içerik evet. Bayağı bir etkilendi. Evet. Editoryal içeriğin bir an önce olması için oyunun erken gelmesi diye bir tartışma var. Yani oyun çıktıktan sonra bayağı bir etkisi var artık YouTube'un da Twitch'in de. Buna katılıyorsun herhalde. Tabii tabii canım. Net. Yani ya şey var şimdi aslında Apex Legends çok güzel bir örnekti. O çünkü hani büyük yapımların, büyük firmaların nasıl yaklaştığıyla alakalı bir şey. Bir de hani bağımsızlığı üzerinden de gideriz bir. Orada da benim Dead Cells ile alakalı bir öreceğim örnek var. Ya özünde aslına bakarsanız şey değil. Hani oyun geliştiriciler ya tabii ki göz önünde bulunduruyorlardır ama şey gibi bakıyorlar hala Twitch'e, YouTube'a. Ya bu bizim elimizde oyunumuzu insanların önüne ulaştırabilmek için bir araç. Billboard vermekten ya da işte ne bileyim televizyon reklamı çıkmaktan farklı baktıklarını ben düşünmüyorum. Aha. Geliştirme aşamasında da işte, etkisi oluyor. İşte ama... şeyde tamam oyun çıktığı zaman dediğin doğru. Onu bir mecra olarak görüyor ama hani bu son zamanlarda bir fan servis diye bir şey var ya. Evet. Böyle insanların sevdiği şeyi yapma uğruna bir takım ideallerden vazgeçmek gibi bir takım bir işte bu Game of Thrones'da çok konuşuldu mesela işte fan servis yapmak için karakterleri şöyle yaptılar böyle yaptılar vesaire. Yani bu yavaş yavaş oyunlara acaba girmeye başlayacak mı? Yani Ninja sonuçta $1 milyon vermiş ya şaka değil yani. Ninja sevsin diye oyun yapar mı Electronic Arts? Ninja'nın sevdiği bir oyun yapayım. Ninja onu öyle bir şey yapsın ortama. Çünkü Anthem diyorum devamlı. Apex'te biraz öyle olmadı mı? Biraz fazla gazla bu adamların gazıyla gitmedi mi? Evet ama güzel oyun da. Ya şey açısından şöyle bir şey var. Tabii ya temelde iyi bir oyun yapıyorsanız ancak bu kadar başarı elde edebiliyorsunuz. Aynı şeyi deneyip ya bir dünya yayıncıya para yatırıp işte oyununu oynatıp ama ondan sonra tutunamayan oyun yok mu? Çok var. Oraya çok girmeyeceğiz. Başarılı olan örnekler üzerinden gitmek daha iyidir zaten bu aşamada. Şimdi Apex'in başarılı olmasının sebebi bir yandan Battle Royale zaten trendi vardı. Evet. Bütün şeyler yayıncılar yani ya sadece Ninja'ya yönelik ya da ne bileyim sadece bir isme veya sadece bir zümreye yönelik bir şey olduğunu girişim olduğunu düşünmüyorum ben onu. Sadece o rüzgarı yakalamışken hani işte her şey ya ortam futbola müsait anlatabiliyor muyum? Hani rüzgarı arkana alma şansın var. İşte Battle Royale oynaması da bayağı keyifli. İşte yapan ekip zaten Titanfall'u yapan ekip ve dolayısıyla hani şeyi de biliyorsun. Mekanik açısından da oynanış açısından da keyifli bir oyun olduğunu da biliyorsun. Sadece iyi bir oyun olmasının dışında oynaması da keyifli bir oyun yapıyorsun. Bunu bir şekilde zaten hani milyonlarca dolar da gömeceksin. Çünkü sen EA'sin yani. Hani ama billboard'dan ya da ne bileyim işte televizyon reklamına gömmek yerine ya da geleneksel işte konvansiyonel medyaya gömmek yerine çat diye bu adama $1 milyon verdi ama ucuza da çıkmış oluyor bu arada. Ninja çok para kazandı belki bir kişi olarak ama $1 milyon bir para değil yani EA için bu kadar oynatmak adına. Ki bu arada şey var hani sadece Ninja'nın ne kadar kazandığını biliyoruz burada. Dr. Disrespect oynadı işte Lyric'ler oynadı bilmem kim ya bir dünya insanla yaptılar ve hatta şey var öyle bir noktaya gelmişti ki mevzu normalde Battle Royale oynamayan ama çok izlenen Koch Carnage gibi yani kendisi aslında farklı farklı oyunlar oynayan bir insandı normalde ve Battle Royale oynamasını beklemezsiniz bile çünkü oynamamıştır PUBG'yi, Fortnite'ı falan. O bile lan ilginç bir şey geliyor bak falan deyip o bile oynadı ve doğrudan doğruya $1 milyon Ninja'ya verdi ama aslında mesela Koch Carnage'da da yaptırmak istese $200 bin da vermesi gerekecekti onu vermemiş oldu falan. Yani çok kârlı bir iş var orada. Hani bu şekilde bir etkisi oldu diye ben hani bir yandan düşünüyorum. EA gibi büyük firmalar bazında. Peki bu ertesi gün bir tane Apple'in aklına şöyle bir şey gelmez mi? Ulan ben bir tane karakter yapayım oyun içerisinde. Overwatch gibi bir şey yapıyor mesela. Basayım abi şeyi, Ninja'yı. Tabii. Basayım. Yaptılar. PewDiePie mesela. PewDiePie oyun yaptılar, yaptılar mesela. Oyun yaptılar. Mesela Speedrunners diye bir oyun vardı. Yani şöyle bir gerçek de var aslında. Dead Cells ve Speedrunners bunlar da güzel örnekler. Şimdi Speedrunners diye bir oyun var. Ben de epey de severim. Hı-hı. Başladığında da zaten içerisinde böyle bir YouTube desteği falan filan yoktu. Ama bir yerden sonra bir baktılar ki ulan işte PewDiePie oynadı, keyif aldı, bir dünya insanı ulaştırdı, satışlar coştu falan. Şey yapıyorsun oradan sonra. Ya hem bir yandan bağımsız oyunlar tarafından baktığımızda biraz buna hem bir yandan şey istiyorsun ulan çok güzel reklamımızı yaptılar. 5 kuruş vermedik adamlara. Hani dahil edelim, onlarla bir şey paylaşalım. Hani o satışlardan pay paylaşalım. Onları edelim onları falan. Hem de biz de paramızı kazanmaya devam edelim. Çünkü hani belli ki güzel de bir oyun yapmışız. Bu kadar insanlar oynadılarsa vesaire falan diye. Öyle bir yere doğru da gitti. Yani oyun çıktıktan sonra ki gene yakaladığı başı üzerinden bu seni böyle kaydı. Biraz böyle şey yapmıyor böyle içini karıncalandırmıyor. Sonuçta birçok insan oradaki adamların fikirleriyle aslında alma kararı vermeye başlıyor. Çünkü evet. Yani bu alma kararı denilen olay bu kararı vermeni sağlayan mecra hep değişiyor. Eskiden basılıydı, blog oldu, video oldu, canlı yayında şimdi influencer'a döndü. Yani bu kadar yakın bu firmalarla yakın iletişim, yakın durum bir noktada acaba izleyenleri soralım. İzleyenleri
lan bu herif de yani 1 milyon alsam ben de yere göğe sığdıramam der misin? Bir de onu oyunun içerisine eklendiğini düşünsen. Şimdi birisi beni oyunun içine eklese, ya açıkça söylüyorum ya, oynarken kötüyse çok da gömemem herhalde. Ya işte yani şimdi insan psikolojisi bu. Kontratından ötürü zaten gömemezsin aslında. Yani öyle bir durum var. Ya ayıp olur heriflere falan dersin yani, en kötü yani. Ama şey var ya, yani son 3-4 sene içerisinde bu Twitch, YouTube tarafında yavaş yavaş etik olarak bazı yere oturmaya başladı. Hala çok etik olmayan bir dünya şey var ama en azından mesela şeydi, hiç kimse, ya tabii çok da anlaşılıyor artık. Herkes de artık alıştı bu mecraya. Ne zaman sponsor yayın oluyor? Aynı anda 1000 tane yayıncıya giriyorsa önce anlıyorsun. Zaten. Anlıyorsun yani, bu şey değilse mesela God of War değilse tabii, yani ilk çıkış gününde mesela aynı, ya yani her oyuna da aynı şekilde bakmak mümkün olmayabiliyor. Sonuçta beklenen bir oyundur vesairedir falan filan. Apex Legends'ın şey olduğu zaten anlaşılıyor. Hani o birazcık hem kullanıcının bilinçlenmesinden hem de yakın zamanda güzel de örnekler görmemizden ötürü, hani yapılış açısından. Çünkü en kötü ihtimalle hashtag ad yazıyor adam. Yani reklam olduğunu anlıyorsun. Sponsorlu içerik diyor Türkiye'de vesaire de. Hani orada hala tabii ki çok karanlık yere gidebilecek bir mevzu var ama şimdi sonuç itibariyle senelerce gayet etik, kendi bir editoryal bir anlayışı olduğunu düşündüğümüz IGN'in de ya, para aldığı ortaya çıktı. Daha ne olsun yani, hani her zaman karanlık bir tarafa kayabiliyor iş ama bugün itibariyle mesela 2 sene öncesine nazaran ben daha olumlu yorum yapabiliyorum. Yani çok da beni rahatsız etmiyor. Rahatsız etmiyor. Yani aslında şu an için oyun geliştirenlerin çok da fazla sosyal medyadaki insanlar ne düşünür diye fazla hareket etmiyorlar gibi. Ya bir de şu şey de var. Yani ne denir? İnsanlar bunun hakkında ne konuşur? Çok fazla dizaynın içerisine henüz daha girmemiş durumda. Evet, çok ekstrem bir şeye gitmedikleri sürece bunu yapıyorlar. Ya da hatta bazen aslında kasıtlı olarak oyunu geliştirirken öyle ekstrem şeyler koyuyorlar ki işin içerisinde sırf sosyal medyada konuşulsun diye, ki bunlardan bir tanesi mesela Hatred'lı zamanında. O kötü bir örnekti zaten aslında bakarsanız ama hani şey, mesela South Park olabilir. South Park örneği verebiliriz. O adam özellikle ben sosyal medyada paylaşılsın, yani tartışma çıksın, yine South Park ırkçılık yaptı falan diye hani böyle muhabbetler dönsün diye yapıyorlar ya o işi. Oyunlarında da olan bir mevzu. Oradan yürüyen bir mevzu var. Zaman zaman oluyor ama şu an için çok fazla değil. Bir de son olarak şey de ekleyeceğim. En başta Dessel dedim ya, o örneği söylemeden geçmeyeyim. Şöyle bir olumlu etkisi de oldu aslında bakarsanız. Şimdi Twitch gibi bir platformlar hani şöyle daha böyle bir, ne derler onun adına, etkileşimi yüksek olan oynanış şeyleri de sağlamayı başardılar. Herkese sağlamayı da başardılar. Mesela en keyif aldığım şeylerden bir tanesi benim Dead Cells'i Twitch entegrasyonuyla oynamak. Yani çünkü karşıma çıkacak şey chat belirliyor. Bana pislik yapıyorlar bazen. Bazen yardım ediyorlar falan. Birdenbire aynı tecrübeye ekliyorsun bunu. Yani Dead Cells çıktığı zaman içinde bu yoktu. Sonradan eklediler. Ama bugün itibariyle çok net bir biçimde oturup Twitch entegrasyonu üzerinden keyifli bir oyun yapabilir miyim acaba diye düşünüp oyun geliştirme olanağı da ortaya çıktı. Bu sayede hem bedava reklam da yaparsın, oyununu da satarsın. Evet, çok fazla insan bu arada ondan, eğlenceden faydalanıyor. Ama orada şöyle bir sıkıntı var bence. Bu sadece işte Dead Cells gibi. Tabii. Seyrettiğinde de kendin oynadığında da keyif alabileceğin oyunlar için. Ama mesela bunu bir işte Detroit'e uygulamış olsalardı orada bayağı zaten düşürürdü. Onu da şöyle yapabilirsin. Mesela ben Detroit olsam Detroit plays Twitch. Ya acaba tam tersi Twitch plays Detroit gibi bir şey yapardım. Sadece hani canlı yayın Pokemon falan yaptılar çünkü Pokemon, öyle. Evet ya. Yani bütün chat karar veriyor böyle hani nasıl oynanacağı falan. O tarz bir yerden gidip aslında hani gene ekstra bir tanıtım şeyi olarak kullanıyorsun. Orada tabii şey var ya, süre vardı galiba. Tabii. Şeyleri seçmek için. O ayarlamak gerekecek. O delay miley falan ayarlamak yani gerekecek. Yani bu aslında Twitch'in entegrasyonu vesaire, bunlar hoş şeylere gebe oluyor. Hatta kesinlikle. Bunlara özel oyun yapmakta da bir sıkıntı yok. Ama işte bazen de özellikle AAA oyunlarda böyle tam oyunun gerektirdiği değil de insanlara fan service yaparsa biraz sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Yani şey de sorayım, dengeli bakmak lazım. Çok alakası yok ama aklıma geldi. Sence hani hep böyle eleştiri gelir ya, aldınız tabii beleş oyunu. Aldınız oyunu tabii falan. İşte sizi lansmana götürdüler. Şunu sorayım. Oyunun sana gelmesi senin oyun hakkındaki fikirlerini etkiliyor. Arkadaşlar en pahalı oyunu düşünün. 460 lira. Ulan 460 lira ya. Ben 3 senedir kendi inşa etmeye çalıştığım YouTube kanalının ya da Orhun Kayal, hani sonuç itibariyle kendi adımla olduğu için YouTube kanalımda hani birazcık da benim markam gibi bir şey oluyor. Yani Orhun Kayal ismi üzerine. Mesela Doskayoğlu için de geçerlidir bu. Senelerdir adam bu kadar şey yapmış. Hani Doskayoğlu belli bir şeyi oluşturmuş. Bir profil oluşturmuş. 460 liralık oyun için bunu yıkar mı ya? Bunu yıkar mıyız ya? Manyak mısınız? Çünkü hani ya alıp hadi diyelim şey, Enis'e de çok yükleniyor. God of War için Norveç'e götürdüler ya onları. Norveç'e götürdüler.
Ya Allah aşkına. Yani daha da pahalı. 10 bin lira işte bir şekilde cebine para koymuş olsun. Tamam mı? Bu tabi sponsor etik olarak yapmış olsun. Yani reklam olsun. Yapacağı şey oyunu övmek kesinlikle olmaz. Olmaz çünkü hani övülecek yeni olmayan bir oyunu översen. Ya zaten bizim de şöyle... edersin. O 10 binle yani, bir ömür geçinebiliyorsan peki. Yani geliş genelde bu durumda çalışma şekli de o oluyor zaten. İnceleme için bir şey almıyorsun. Yani evet. Bir şey mesela sponsorlu bir şeyler oluyor mu? Elbette ki oluyor. Mesela Red Dead Redemption için olmuştu. Ama ne olmuştu? Oradan gelen teklif de bizim sunduğumuz teklif de şuydu. Biz inceleme için para almayız. Aynen öyle. Oyun için ekstra bir içerik üretelim. Ondan sonra hani siz ona sponsor olun. Evet. Hani ben de mesela orada şey üretmiştim. İşte 10 ilginç olay gibi bir şey yapmıştım Red Dead Redemption'da. Genelde yani Spider-Man için işte şey yapmıştım. Manhattan'daki enteresan lokasyonlar falan yapmıştım. Hani, bayağı. Yani onu da iyi kötü bir şey demiyorsun zaten yani. Aynen öyle. Hani inceleme kısmında zaten genelde biz de öyle bir şey. Hani inceleme zaten yaptığım bir şey. Ekstra bir şeyler üretiyorsun o ve durumda. Ve şey de var aslında büyük firmalar artık şeyinde yani God of War sana gelmese oynamayacak mısın? Sen God of War'ı hani gelmesini istemenin sebebi şey oluyor. Erken yolluyorlar. Hani uzun uzun bakabiliyorsun. Evet. Çıktığı gün en azından kendi şeyini de verebiliyorsun. Hani tek artısı o oluyor. Yani biz bir yerden oyun isterken ya bağımsız taraflar için belki ayrı bir şey söyleyebilirim bu konuda. Çünkü küçük küçük bir sürü oyun var. Yılda 3000 lira harcamak istemiyorum ben. O yüzden mesela key için koşuyorum ama büyük oyunlarda hani derdin şey olmuyor genelde. Ya 300 liram cebimde kalsın çakallığının peşinde değil zaten insanlar. Yani bana 300 liralık oyun versinler. Üf sabah akşam öveyim. Değil arkadaşlar yani. Dediğin öyle, aslında keşke öyle olsa. Dediğin şey de çok doğru. Yani bunları bu kadar yıllarca uğraştığın şeyleri bir tane oyun için şey yapmasın. Abi bir de yani şey falan var. Hani sponsorlu olduğunu söylediğimiz içerikten ötürüze saldıranlar oluyor mesela. Ya sponsorlu da demişiz tamam mı? Hani ya söyleyebileceğimiz şey var, söyleyemeyeceğimiz şey var. Mesela sponsorlu içeriğin güzel yanı, yani güzel yanı dediğim daha doğrusu eleştirilebilecek, etik olarak ortaya konulabilecek yanı şu. Ya şimdi sana adam para veriyor ve ya benim oyunumun güçlü yanları bu. Bunları lütfen özellikle göster. Hani çok ilgilenen teklifler de oluyor. Şu açıdan da oluyor. Mesela oyunda bazen bug olabiliyor. Zaten şu an beta aşamasındayız. Onları da komik montajlarınızı da kullanın. Görsün insanlar. Çok da dertli değil diyenler de oluyor mesela. Ama lütfen diyor hani işte mesela benim oyunumun RPG sistemi işte böyle karakter yani gelişimi böyle. Lütfen bundan bahsedin. Yani biz de sonuç itibariyle bunu zaten belirterek. Zaten sponsorlu. Ha? Yani evet. Oyunu tanıtım için para alıyorsun yani orada. Evet. Bence burada çok etik dışında olan bir şey yok. Ama hani hala oturmayanları da vardır muhakkak ki tabii sonuç itibariyle insanların evet. Eşleyenleri vardır. Ama çok saçma vurulan yanları var. Yani gelin bununla mantıklı yanını konuşalım yani, değil mi? Gerçi yani bizi core izleyenler, asıl bizi biliyor, izleyen insanlar canım. Hiçbir zaman böyle bir tepki göstermiyordu. Genelde o videoya denk gelmiş. Bir de tabii bu dolar artışı yüzünden, euro artışı yüzünden insanların canı yandığı için bir yandan oradan böyle bir yani senden çıkarayım. Hayır, beleş aldın oyun nasıl diye. Biz alamıyoruz sizin gibi beleş yazanlar var ya. Bir içinde öfke taşıyanlar da var. Onlara da bir şey diyemiyorum. Yani tabii evet zor bu dönemde oyun almak. Gerçekten çok zor. Yani oyuna para vereceksin. Hayatının başka kısımlarını. Bu yıl en sevdiğim oyunlardan bir tanesi. Geri gelmiş onu da söyleyeyim. Anno 1800. Oyun 200 liradan başta satılıyordu. Sonra 300'e çekti arkadaşlar. Dedim 300 lira vermeyeyim. Oyun çok güzel. Ama yani 300 lira vermeyin dedim ya. 200 bile olsa bütçenize göre bakın derdim ben ona. Çünkü hani ya o kadar niş bir oyunun Türkiye gibi bir yerde satış fiyatının bence 150 lira falan olması gerekiyor. Hani çıktığı dönemde. Sonradan daha tabii 50 liraya kadar indirimlerde falan düşer. O zaman net alınır zaten de. Ya sevdiğim oyunu bile önerirken hani düşünüyorum. Çünkü yani orada durum bir sıkıntı benim. Var. Eyvallah. Bir video daha çekeceğiz. Evet. Hadi ona geçelim. Bay bay.